her zamanki gibi aşkın başı, sonu, aşka dair, aşkın tarihi, aşkın serencamı gibi değişik başlıklarla aşk hakkında sohbetler yaptık. Kimisi yüz yüze oldu, kongremizde yapıldığı gibi, Nisan başındaki kongremizde. Şimdi de veya işte bu şekilde hala boş bir ekrana konuşuyorum. Yani biraz zorluk alışmış olmam gerekir ama neyse, yani biraz lafı çok uzattık. Şimdi geçenki bir sunumda, yine aşk hakkındaki bu Zoom toplantısında, aşkın tarihini biraz uzun boylu anlattığımı hatırlıyorum. Özellikle antik Yunan ve Roma, yani antik çağlarda aşk telakkileri kavramı, özellikle Eros kavramıyla antik Yunan'ın ve daha sonra Stoacılar, Roma, Hristiyanlık, Orta Çağ ve Rönesans ve moderniteye kadar olan tarihsel dönemlerde Eros kavramının ne gibi anlamlar yüklendiğini, ne gibi anlam değişikliklerine uğrayarak çok derin, çok ne diyelim, coşkulu, tutkulu, kimi zaman kederle birlikte olsa bile çok defa neşe ve sevinci içinde taşıyan aşk fenomeni, aşk olgusu, aşka düşmek, aşkı yaşamak, kimi zaman tek yanlı, kimi zaman karşılıklı, ama özellikle karşılıklı olduğunda ki bir kişinin ruhsal dünyasında, bedensel ve zihinsel dünyasında ne gibi değişmeleri, değişimleri meydana çıkarabiliyor. Bunları biraz tartıştığımızı hatırlıyorum. Yalnız şöyle bir sistemle hemen her zaman aşka dair konuştuğumda hep şu sistemi dile getiriyorum. O da şu. Modern zamanlarda Batı literatürü, Batı dilleri bakımından neredeyse sadece I love you, seni seviyorum, ihli bedi ya da je t'aime ya da amor gibi, yani hemen hemen hepsinde de Türkçe'ye seni seviyorum şeklinde özetleyebileceğimiz bir dile mahkum olduğumuz, çok sınırlı, kısıtlı bir anlatıma mahkum olduğu bu aşk denen şeyin, özellikle Eros'un antik çağlardaki yüklendiği çok çeşitli, renkli, zengin anlamların neredeyse tek bir sözcüğe, love sözcüğüne, love pardon, sözcüğüne sıkıştırıldığını, liebe ya da amor gibi sözcüklere sıkıştırıldığını, bir bakıma bu derin, deruni aşk yaşantısının fukaralaşması, fakirleşmesi diye yorumladığımı hatırlatmak istiyorum. Yani eski antik Yunan'da çok değişik sevgi türleri, bağlanma türlerini ayrıştırdıklarını, her birine farklı farklı terimler ve kavramlarla ifade ettiklerini biliyoruz. Tabii bunların içerisinde en eski ve neredeyse tanrısal bir nitelikte tanımlanan Eros kavramı en başat. Yani Homeros döneminde, pre-Sokratik dönemde, yani Yunan'ın eski mitoloji çağında Eros kavramı Olimpos'un ölümsüz 12 tanrısı arasında yer alan ve yeryüzündeki yaşamı mümkün kılan, parçaları bir araya getiren, bütünleştiren bir gücü, tanrısal bir gücü simgeliyor. Bir tanrı olarak da, her ne kadar aşk ve güzellik tanrısı olarak anılsa da Eros, çok olumlu, çok yüksek derecede anlamlar yükleniyor Eros kavramına. Bu tabii günümüzdeki erotizm, yani cinsel, seksüel ilgi, ona eşlik eden tatmin, doyum arayışı da simgeliyor olsa bile, antik Yunan'daki Eros kavramı daha çok insanı bilgeliğe doğru, yani hikmete, hakikate doğru yönlendiren, ki o da bir çeşit tanrısallığa doğru yükselten, yücelten, insan benliğini spiritüel anlamıyla kullanıyorum, hakikate, iyiliğe, güzelliğe doğru yönlendiren bir
bir güç olarak tasvir ediliyor. Hatta bunu çok ben her defasında ısrarla hatırlatıyorum dinleyicilere. Özellikle Platon'un Simpozyon yani Şölen diye çevrilen kitabında mükemmel bir şekilde bu Eros kavramı tartışılır. Ve orada biz Sokrates'in ağzından anlıyoruz ki Platon'un bize anlatmak istediği Eros, her ne kadar o yüce tanrılar arasında yer alan ve kusursuzluk, tamlık, mükemmelliyeti temsil eden bir güç, özellikle de söylediğim gibi yaşamı mümkün kılan, hatta çorak, toprak anayı, gayyayı bereketli oklarıyla dölleyen ve yaşamı yeşerten, adeta bir en büyük, en yüce tanrı olarak nitelendirilir. Sokrates'in ağzından biz bunun pek öyle bir tanrıdan ziyade bir daimon olduğunu öğreniyoruz. Bir tür Türkçe'ye cin diye çevrilebilir. İnsanın adeta elinden tutan ve onu kuşatan, kosmos'taki, evrendeki tüm güzellikleri ve iyilikleri algılamayı, fark etmeyi mümkün kılan, insanla Tanrı arasındaki bir arabulucu, insanı dediğim gibi elinden tutup tanrısallık, o yüce ve ideal formlar, Platon'un o ideal formlarına doğru yükselten bir güç olarak tasvir edilir. Daha sonra, ama bu tabii, bu Eros ne kadar yüceltiliyor, kutsanıyor olsa bile bir tarafıyla da bu Eros'un tasvirlerde anlatılan elinde işte ok ve yayıyla bu aşk oklarını kime atacağı, kimi aşk ateşiyle tutuşturacağı kestirilemez. Yani giderek bu yüce tanrının biraz haylaz, böyle biraz daha vasat, neydi belirsiz, muzip bir tanrı çocuk haline geldiğini görüyoruz. Yani Yunan klasik dönemlerin biraz sonuna doğru. Dolayısıyla aşka tutunmak diye bir şeyden ziyade, yani kendi bilinç ve iradi tercihlerinizden ziyade dışarıdan, işte bu yine yaramaz muzip Eros'un bir şekilde oklarına maruz kaldığınızda bir aşk ateşiyle yanıp tutuşuyorsunuz. Deli divaneye dönüyorsunuz, aklınız başınızdan gidiyor. Müthiş bir tutkuyla kavruluyorsunuz. Nedir o? Aşk nesnesine kavuşabilmek, birleşebilmek, onunla bütünleşebilmek uğruna. Tabii bu insanın akli melekelerini ve daha erdemli bir yaşamı, etik, ahlaki değerlerle uyumlu bir yaşamı neredeyse imkansız kılan böyle bir tutku, aklını başından alan, basiretini, dirayetini neredeyse saptıran böyle bir güç ister istemez bir tehlike olarak da algılanmaya başlıyor. Bu özellikle Aristoteles zamanında, özellikle Aristoteles'in hayatı erdemli kılma, erdem üzere bir yaşamı anlamlı görmesini düşünürsek, etik değerler, erdem üzere bir hayatı en önemli şeyinin de kriterinin de itidal ya da ölçülülük diyebileceğimiz temel erdemi vaz ediyor Aristoteles. Yani hazlar bakımından aşırılıklardan kaçınmak, ifrattan ve tefritten kaçınıp bir tür altın ortada kalarak, işte bunu da hazların doyumu, yani tüm hazlara kendimizi teslim etmekle değil, onları yok saymak, inkar etmek hiç değil ama tümüyle o haz peşinde koşma ve bu hazlar da tutkularla da bağlantılı olduğu için insanı ister istemez akli bir varlık olmaktan, rasyonel, bir çeşit fronezis dediği, yani yaşam ustalığı, öngörü, o attığımız adımın önün, yani bir adım sonrasında neler olabileceğini, sonuçlarının neler olabileceğini kestirebilme gücü olarak basiret, fronezis diyor Aristoteles buna. İşte bu fronezis, öngörü bir anlamda, bizim bu ölçülülüğümüzü de garanti altına alan bir erdem, bir yeti, bir güç, bir kişilik erdemi olarak ve bunun da kazanılıp edinilebileceğini savunur. Dolayısıyla fronezis ve yaşam ustalığı, ustaca bir hayatı sürmek, anlamlı ve etik değerler üzere bir hayatı sürdürmeyi ön plana alırsanız Eros baş belası.
İnsanın dediğim gibi aklını başından alan bu tutkular her ne kadar büyük bir coşku, bir derin hazlara bizi gark ediyor olsa bile bu söylediğim erdem yolundan saptırabilecek bir güç. Dolayısıyla Aristoteles'ten sonra gerçekten Eros'a atfedilen bu çok önemli rolün yumuşatıldığı, evcilleştirilmesi gereken, ehilleştirilmesi gereken bir yaratıcı güç kabul ediliyor ama evcilleştirilmesi koşuluyla. Dolayısıyla Eros'un işte özellikle şehvet, cinsel hazlara gömülmek, cinsel hazları çoğaltmak ya da ne diyelim daim kılma gibi bir yaşam hedefi bizi mutlaka erdemlerden uzağa düşürecek. Dolayısıyla bu cinselliği inkar etmeksizin ama cinselliği de içinde taşıyan bu bağlanmayı, coşkulu, tutkulu bağlanmayı bir tür patos, bir marazi, hastalıklı bir hal olarak Aristoteles telakki ediyor. Daha sonraki dönemlerde de özellikle Stoa ve buraya hızlı geçiyorum. Özellikle Hristiyanlığın doğuşunda Hristiyan doktrinini vaaz eden ve kurumsallaştıran Pavlus'un öğretisiyle bu defa artık bedensel ve cinsellik içeren haz peşinde ve bu ne diyelim dürtülerimizin temel ihtiyacımızın karşılanabilmesi ve koşulsuz karşılanabilmesi ve mümkünse her durumda ve her zaman karşılanabilmesinin yaratabileceği bir sürü olumsuzluklardan sonra Platonvari bizi spiritüel, tanrısal, erdem ve bilgeliğe ve hakikate yücelten bu güç yavaş yavaş tam tersine agape adı altında tanrı sevgisi, ilahi sevgi, ruhani sevgi yani bedeni ve cinselliği dışlayan ve nesnesi belli olmayan yani bir aşk nesnesi olarak somut bir kişi ya da bir nesne insandan çıkıyor. Soyut bir aşkın tanrı kavramına yönelme. Tanrı türünü nasıl tasarlarsın? Yani tanımını ve tasarımınız her ne olursa olsun sonuçta aşkın bir kudret olarak tanrı veya tanrılar o kata doğru yükselmek yerine tam tersine tanrılardan, tanrısallıktan insana bahşedilen bir sevgi türü olarak agape ön plana çıkıyor. Yani ilahi aşk diyebiliriz. Bedeni ve cinselliğin küçümsendiği, reddedilmeye çalışıldığı bir dönemden bahsediyoruz. Bu arada Aristoteles'in Eros'la Agape arasında orta bir yol yine çizdiğini söyleyebilirim. Ona da Philia diyor. Bu Philia dostluk sevgisi, arkadaşlık sevgisi, hatta Storge diye bir terim daha var yine eski Yunan'da. Ebeveyn sevgisi, ebeveynlerin çocuklara duydukları koşulsuz, karşılıksız vericiliği, cömertliği, koruyuculuğu içeren sevgi türü olarak Storge ya da ona pekala Philia da denebiliriz. Yani Eros'un o çılgın, insanı delirten, coşturan, aynı zamanda yaratıcılığı da mutlaka mümkün kılan bu önlenemez enerji kaynağı bir taraftan riskleriyle beraber, bir tarafta da ama soyut tanrı sevgisinden daha insani, daha somut bir gündelik hayatımıza da bir anlamda ne diyelim indirgenmiş filia ön plana çıkıyor. Bir erdem olarak da tüm erdemleri mümkün kılan bir sevgi türü olarak. Şimdi bakın antik Yunan'da çok farklı farklı sevgi türleri böyle ayrıştırılıp farklı farklı kavramlarla nitelenirken gitgide orta çağa gelindiğinde artık kilise ve bile bildiğimiz kadarıyla bütün dini dogmalarla birlikte Tanrı sevgidir, sevgi Tanrı'dır özdeşliğiyle sevginin neredeyse ve aşkın dolayısıyla burada Eros artık söz konusu değil. Tabii bütün bu sevgi türlerinde söz konusu olan seven ya da aşığın hemen her zaman antik Yunan'da erkeklere has, erkek dünyası, özgür erkekler için bir değerli yaşantı, arzulanan, istenen, özlenen
değerli atfedilen bir yaşantı olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani kadının adı yok. Çok uzun tarihler boyunca yok. Arada tek tük istisnalar var. Onu geçen başka bir konferansta anlatmıştım. Özellikle Safo meselesi, kadın bir Lesbos adasından yaşayan ve ilk defa bir aşk şarkıları ve şiirleri yazan ve aşk nesnesi olarak da hem cinsini, yani genç kızları sevgi, aşk nesnesi olarak seçen bir şairden bahsediyoruz. Safo'yu saymazsak bütün antik Yunan ve Roma'daki bütün aşk meseleleri, efsaneleri, hikayeleri hep erkeğin, özellikle eski Yunan'da da daha çok delikanlı, genç delikanlılara yönelik olan arzu şeklinde tarif edebiliriz. Yani sadece basit cinsel doyumu aşan, daha manevi başka değerleri, güzelliğe tutkunluk daha doğrusu. Gençlerin zindeliğinde bedensel ve ruhsal gelişme potansiyellerine duyulan ilgi, hayranlık, imrenme ile beraber, ama aynı zamanda onların büyümeleri, daha kendilerini gerçekleştirmeleri, realize edebilmeleri için de adeta varlıklı, daha yaşlı erkeklerin bu tür genç delikanlılara bir yaşam rehberi olarak, bir koç, yaşam koçu gibi eğildiklerini görüyoruz. İşte bu yaşam koçluğu ya da mentörlüğün altında da böyle bir erotik çekilme söz konusu. Şimdi tabii orta çağlara geldiğimizde artık cinselliğin, özellikle bedenin çirkin, günahın kaynağı, dolayısıyla uzak durulması gereken, sadece türün devamı ve onun da meşru ortam olarak evlilik ve evlilikte cinselliğin mazur ve meşru görülmesi, ama onun dışındaki her tür cinsel faaliyetin yasaklanması bildiğimiz çok uzun orta çağa kat eden bir şey. Şimdi tabii orta çağdan sonra Rönesans'ta biraz Montaigne'den daha önce bahsetmiştim. Buraları biraz hızlı geçmek istiyorum. Dante'den biraz bahsettik. Boccaccio, bu da önemli bir İtalyan, Dante'den daha sonra çıkmış. Ve gündelik yaşamın içerisinde erotik duyguların, cinselliğin sıradan, sadece soylular ve ruhban sınıf arasında değil, ortalama normal sağlık, ortalama insanlar dünyasında saklanarak, gizlenerek de olsa neredeyse porno diyebileceğimiz, belki de pornografinin ilk mucitlerinden de Boccaccio, bu tip hikayeleri, kaçamak ilişkileri, zina ilişkileri, aldatma, sadakatsizlik filan filan, bütün bunları günlük hayatın içerisinde devalüe edilmiş, yani daha kutsiyet atfedilen değerinden ayrıştırılmış gündelik bedensel arzular düzeyinde nasıl yaşandığını, ama iki yüzlü bir ahlak anlayışıyla cinselliğinde veya iffetin ne kadar güçlü bir şekilde savunulsa da toplulukta bunun buna hiç de uyulmadığına dair hikayeler. Şimdi ben buraları hızlı geçmek istiyorum. Bu defa biraz aydınlanma çağında, ki biz bunu aşağı yukarı Fransız devrimiyle yaklaşık özdeş diyebiliriz. Fransız devriminin başlamasından daha önce ortaya çıkan, insanın aklını özgürce, cesurca kullanabilme yetisi. Yani o güne kadar insanoğlunun yarattığı bütün uygarlıklar tarafından adeta baskı altında alındığı insan bilinç ve zihninin özgürce ortaya çıkmadığı ve dolayısıyla bu ister kilise tarafından, ister soylular tarafından veya değişik dinler tarafından hep insani yönlerimizin baskı altında alındığı ve bize çok çocukluğumuzdan itibaren ezberletilen ve dogmalarla ve daha temellenmemiş, sorgulanmamış kanaatlerle bir yaşam sürmenin artık sonuna gelindiğini, insan aklının özgürlüğü ve insan aklının da artık
özgürce, bağımsızca kullanmaya cesaret edilmesi gerektiği bir dönemden bahseder Kant. O da Fransız devrimini o şekilde, bunu mümkün kılan en önemli toplumsal devrim olarak alkışlar. Tabii o Kant bu aşk meselelerine çok spesifik olarak üzerinde durmuyor. Ama Kant'tan sonra belki de en önemli felsefeci düşünür aşk üzerine, belki de Platon'dan sonraki ikinci büyük filozof Schopenhauer. Bu kendi başına bir ayrı bir konferansı gerektirdiği için onu da kısa geçiyorum. Çok da popüler ve üzerinde çok da konuşulmuştur. Schopenhauer'un bizim aşk meselesini felsefe ve düşünce tarihinin neden görmezden geldiği, neden küçümsediği, neden felsefi incelemeye layık olmayacak sıradan vasat bir konu olduğuna dair müthiş, yani neden öyle algılandığını sorgular başta kitabında. Özellikle aşkın metafiziği diye çevrildi, kötü bir çeviri. Aşk zaten metafizik bir olgu, bizatihi kendisi. Dolayısıyla orada da yaşam iradesi diye adını verdiği bir üstün güç bizim bireysel iradelerimizin bilinçli tasarlarımızı yönlendirdiği, determine ettiği, belirlediği. Dolayısıyla biz aslında kendi kişisel özgür irademizde çok beğenerek aşık olduğumuz şu kişi dediğimizde aslında devrede daha küresel, daha kozmik planda işleyen büyük bir irade, volonté diyor ona, isteme diye de tercüme edilebilir ya da will diye Almancadakiyle. Bu büyük yaşam iradesinin kendini var edebilmesi bakımından insanlarda bu kendilerini aşk olarak, kendilerinde aşk diye adlandırdıkları sadece gelecek türün devamını sağlama amacına yönelik birer bizim piyon olduğumuzu iddia eder. Karışık. Yani onu ben daha başka bir zamanda daha ayrıntılı anlatmayı isterim. Biraz hızlı gitmek istiyorum. Çünkü bugün amacım biraz daha 19. yüzyıl ve 19. yüzyıl sonunda psikanalize gelmek istiyorum. Şimdi bana çok ilginç gelen aşkın nasıl bir fenomen, nasıl bir olgu, ne menen bir yaşantı, nasıl bir deneyim, nasıl, neler, aşk denilen yaşantı içindeyken bizde neler oluyor? Bilinçli kavrayış alanımızda, bilinç dışında, bedenimizde, fizyolojik fonksiyonlarımızda, çevremizde kurduğumuz ilişkilerde, dünyaya bakışımızda bu kadar köklü, çok önemli değişimleri meydana getiren bu deneyim, bu yaşantı ne türden, ne menen bir şeydir? Bunu belki de en isabetli bir şekilde, en derinlemesine inceleyen psikanalist Theodor Reich. Freud'la epey uzun bir süre ilk kuşak dilimizlerinden olmakla birlikte daha sonra Viyana'dan ve Avrupa'dan Yahudi olması hasebiyle Amerika'ya göçen bir klinik psikolog ve psikanalist. Reich çok ilginç bir adam. Diğer psikanalist, yani bu ilk kuşak psikanalistlerin kullandığı ağdalı, spekülatif ve son derece kuram yüklü dilini, psikanalizin jargonunu neredeyse terk eden, günlük dille gündelik insanların da, biraz ilgili, meraklı insanların da çok derin psikanalitik bilgiye gerek duymadan kendi kuramını şehvet, arzu, şefkat, aşk, seks meselelerini mükemmel bir şekilde anlattığı ve böyle bir kolay anlaşılabilen bir yazar olduğunu söylemek durumundayım. Çok iyi iki kitabı da Türkçe'ye çevrildi. Epeyce kalın kitaplar. Onları ben başka bir kitabımda çok çok özetlemiş idim. Şimdi Theodor Reich'ın şöyle anlatmaya çalışayım. Aşk, ne zaman aşık oluyoruz? Neden aşık oluyoruz ve nasıl aşık oluyoruz? Aşk denen şey böyle patlanarak birdenbire, böyle yıldırım aşkı gibi bir aşkı dışarıda tutarsak, hiç de öyle birden aniden, hiçbir ön hazırlığı olmadan
birdenbire yeşeren böyle bir çiçek değildir. Bunun bir ön evreleri var, ön aşamaları var. Yani şu dünyada böyle çok imrenilen, çok nasıl söyleyeyim, propagandası yapılan büyük aşk efsaneleri ki modern dünyada medyayla, sinemayla, birçok kanallarla, sanatın da en çok ilgilendiği konulardan biri. Bu kadar yüceltilen, bu kadar önemsenen, bu kadar anlamlı ve değerli bir insani deneyim ve yaşantıyı nasıl oluşuyor? Bunun daha bilinen, bizim bilinç düzeyinde fark ettiğimiz, bizde neler oluyor aşk diye bir şey adlandırdığımız durumda, bazen başımıza öyle şeyler gelir ki yaşamakta olduğumuz hislerin, düşüncelerin, bu başka ruh hallerinin bir aşkla ilişkisi olduğunu bazen geç kurabiliriz. Bazen de çok açık bir aşk nesnesi, çok bize cazip gelen, çekici gelen, elde etmek istediğimiz, ulaşmak istediğimiz bir sevgi nesnesi varsa, kendim ben buna maşuk demeyi tercih ediyorum. Böyle bir maşuğu bir şekilde fark ettik, gördükten sonra giderek güçlenen bir kapılma duygusu yaşayabiliriz. Şimdi Reich bir kere şuradan Freud'dan ayrılıyor. Freud'un bütün aşkta, merhamette, acımada, şefkatte, eninde sonunda libido adını verdiği cinsel dürtünün türevleridir. Temelde libido, cinsel dürtünün enerjisi, nesnesini değiştirebilir, amacını değiştirebilir, daha yüceltilip rafine edilebilir. O bir işte aile sevgisi, merhamet, dostluk, hatta sanat, yaratıcı bir takım faaliyetler ama zaman zaman da seksüel faaliyetlerde de yürürlüktedir. Ama sadece libido cinsel doyumlarla ve sadece cinsel objeyle sınırlı değildir. Bu şekilde süblimasyon yoluyla yaratıcılığımızın da kaynağı. Hatta o kadar ki toplum haline gelme, bu uygarlık da bir libido teorisi ile açıklanabilir. Dolayısıyla spesifik olarak aşk konusuna da önem vermediğini Stem'le Theodor Reich eleştirir. Tatlı tatlı eleştirir ustasını. Ona göre seksle aşk arasında bir bağlantı, ilişki olsa bile birbirlerine indirgenemeyen şeylerdir. Seks özellikle dürtüsel, bedensel, haz arayışı ve belli bir nesnesi vardır. Ve o nesneyle yani seksüel bir ilişki bir şekilde orgazmla ya da bir başka türlü doyumla sona erer. Ha tekrar kabarır, tekrar bütün dürtülerde olduğu gibi. Ama biyolojiktir, bedenseldir seks ama aşk ruhsaldır ve bir ihtiyaçtan çok arzudur. Öteki tarafından, tabii önem verilen, önem atfedilen öteki tarafından sevilme arzusu. Yani ötekinin arzu nesnesi olmayı arzularız biz. Ve o bazen o kadar geçinmez, önemli, değerli hale gelebilir ki o bir aşk tutulmasıdır artık. Yani neredeyse gözünü kör edecek kadar bir aşka düşmek halidir. İşte bu durumlar yani insanlık tarihinde hiç de çok yüce, büyük, romanesk ya böyle efsanevi aşklar yaşamayan hayatında ama çok olgun sevgi ilişkilerini, dostluk da dahil buna, arkadaşlık, dostluk ve olgun bir sevgiyle kurulan ve çok da uzun süreler yaşanabilen bir sevgi türü varken aşk bunlardan biraz daha farklı. Peki biz o zaman şöyle bir soru soruyor. Demek ki aşka düştüğümüzde aslında biz o anda başlamıyor aşık olma meselesi. Ne zaman aşık oluruz biz? Herkes aşık olamaz. Yani olması da gerekmez. Olamaz derken bir nakısa eksiklik anlamında söylemiyor. Ama şunu anlatıyor bize. Diyor ki bu ergenlik çağında özellikle daha belirgin ama pekala
genç yetişkinlikte de görülebilecek bir durum, bir psikolojik durum, evrensel bir şey. O da şu, bütün insanlar çocukluk çağlarından itibaren, ki ödipal dönemde bu başlar, 3-5 yaşlarından itibaren insan zihinselliğinin gelişmesiyle beraber çevresindeki, yakın çevresindeki, genellikle aile çevresinden önemli gördüğü rol figürlerini ile özdeşimler yapar. Çok farklı türde kendini ona benzetmeye. Bu biraz bilinçli taktikle de olabilir. Bilinç dışı bir şekilde fark etmediği özdeşimler. Bu özdeşim figürleri aşağı yukarı işte bu çocukluk çağının çapı, sosyal çevresi büyüdükçe, rol modellerinin çeşitliliği arttıkça bu özdeşim modellerinden yavaş yavaş ergenlik çağına doğru bilinç dışında olmak koşuluyla bir ego ideali kurar, inşa ederiz. Bu bir kurgudur arkadaşlar, ego ideali. Bu terim çok önemli. Freud bunu süperegonun bir parçası olarak adlandırıyor ama galiba ondan biraz daha fazla. Yani süperegoyu hemen hatırlatayım. Bizim kişiliğimizin büyük ölçüde bilinç dışında yaşadığımız kültürün, ailenin değer ve normlarını simgeleyen, temsil eden bir zabıta, ahlak zabıtası diyebiliriz. Ahlak bekçileri. Moral, etik, ahlak bakımından ne yapılması, ne yapılmaması gerektiği tarzındaki normları, kuralları içeren ve bilinç dışında kişiliğimizin bir alt bilinç altında bizim davranışlarımızı her durumda bir mahkeme gibi düşünün. Yani iyi davrandığımızda bizi ödüllendiren bir şekilde, ha aferin bak sana yakışan buydu, ya da bunu hiç yakıştıramadım, başka bir arkadaşının güvenini suistimal ettin ya da onun kötülüğü için şöyle davrandın, böyle davrandın falan, merhametsiz davrandın. Yani içimizden zaman zaman birisine eziyet ettiğimiz, birisine hakaret ettiğimiz, birisine hak etmediğimiz bir muamele uyguladığımızda içimizden bir ses, vicdan dediğimiz işte. O vicdanın içerisinde süperego yani. Orada bizi o yargılayan bir resim var. Çok uzun yıllar içerisinde oluşturduğumuz, birbirine eklemleyerek her zaman bütün tutarlı bir resim yaratamayabiliriz ama bizim ruhsal dünyamızda olmak istediğimiz ideal bir benlik resmi vardır. İşte ona biz hep erişmeye, ulaşmaya çalışırız. Çok erken çocukluktaki kahramanlar, ailelerin işte babadan, anneden, dayılardan, daha sonra öğretmenlerden, daha sonra popüler sporculardan, kahramanlardan, kahramanlık öykülerinden. Bunlar yavaş yavaş bu bütün bu farklı farklı imajlardan bir kolaj yaparak adeta kendimizi olmak istediğimiz, gerçekte olmadığımız ama hep olmayı arzu ettiğimiz, bir hedef olarak benimsediğimiz, kendi içimizde bir resim inşa ederiz. Olmak istediğimiz, görmek istediğimiz resim. Bu resim tabii bir aktif bir süreç içinde kurulur. Bir defada olmaz ama bu bazen yılları alır. Özellikle işte ergenlik çağı ve genç erkenliğe gelindiğinde az çok bizim karakter yapımız, kişilik yapımız nasıl bir statik bir hale gelmeye başlar, bizim bu ego idealimiz de bir şekilde düzenlenmiş bir bazılarında daha katı, bazılarında daha yumuşak, özellikle bu katı süperegoları olan ebeveynlerle büyüyenlerde daha az bağışlayıcı, daha az affedici filan. Yasakları daha katı, dolayısıyla cezaları daha katı. Bunların da yaratacağı suçluluk, utanç gibi falan bir sürü iç dünyamızdaki acıların da kaynağı olabiliyor. Bu katı süperegolar, özellikle depresyonlar bakımından. İşte arkadaşlar şöyle, Theodor Reich'ın şeyi şu, ortalama insanlar olarak kendimizi ortalama sağlıklı gördüğümüzde hayatımızın akışında kimi zaman kendimizle hoşnut, kendimizle barışık olduğumuz, kendimizi beğendiğimiz, yani o içimizdeki olmak istediğimiz resme neredeyse uygun
davranmakta olduğumuz, uygun yaşamakta olduğumuz hissi bizi mutlu eder. Ama kimi zaman da, ki hatta bu biraz belki daha da yaygın özellikle ergenlikte, bir türlü o olmak istediğimiz ideal benliğe yaklaşamadığımız, o ideal benliği, o ideal benliğe yüklediğimiz erdem, değer, yetenek, becerilerin gerisinde kaldığımız, uzağa düştüğümüzü hissettiğimizde duyduğumuz teessür, kendimizde bize dair üzüntü, acı, bunlar katlanılması gerçekten zor şeylerdir. Yani bir türlü özellikle gençlerin ne yaparlarsa yapsınlar, bir türlü kendilerinden memnun olamamaları, ister beden görünümleri, ister sosyal ilişkileri, ister yüzündeki sivilceler, güzellik algısı gibi pek çok açılardan kendini beğenmeme neye göre kıyaslanıyor? İşte bu içerimizdeki bu benlik meselesi, benlik ideal benlikle ilgili bir resim, fotoğraf var. Şimdi diyor ki Theodor Wright, işte bakın diyor, eğer biz bu bilinç dışında ama pekala bilinç alanında da yansımalarını gördüğümüz bu benlik ülkümüzün, bu benlik ülkümüzü simgeleyen resmin ne kadar uzağına düştüğümüzü, ne kadar gerisinde kaldığımızı, dolayısıyla onun temsil ettiği mükemmellikten ne kadar geride kaldığımızı, onlara bir türlü ulaşamadığımızı hissettiğimiz zamanlarda ki teessür, acı, kendini yetersiz, aşağılık görme, hiçbir kıymet ve hayran olacak hiçbir yönünün olmadığını düşünme, insanların hiçbir şekilde kendisini sevecek bir özellik taşımadığına inanma, böyle nihilistik algılar falan, bütün bunlarla boğuştuğu, acı çektiği, ızdırap çektiği sırada diyor ki Ray, işte tam da bu dönemde, yani aşkın gözü kördür hesabı, körlemesine, aşka düşmeye en uygun, en yatkın olduğunuz zamanlar bu zamanlardır diyor. Ancak öyle aşk olunabilir diyor. Tam böyle içimizde bu, ne diyelim, hoşnutsuzluk, keyifsizlik, mutsuzluk, karamsarlık, hadi siz buna klinik bir tablo olarak, illa klasik hastalık anlamında depresyon demiyorum ama hüzün, keder gibi bütün bu negatif duygularla boğuşurken, kendi iç dünyanızda bunlar baskın durumdayken, öyle bir an gelir ki birdenbire, işte bir bazı tesadüf karşılaşmalar bunu mümkün kılabilir, öyle birine rastlarsınız ki o bütün bu sizin eksikliğinizden, kusurlarınızdan, hatalarınızdan, beceriksizliğinizden, başarısızlıklarınızdan muaf, tam kendine yeterli, güçlü ve neredeyse mükemmel bir varlık olarak gözünüze çarpar. İşte o anda böyle bir aşk şunu yapar. Bu benlik idealinin gerisine düşmenin yarattığı acıyı, depresyonu adeta aşk bir tür tamir eder. Telafiden öteye tamir eder, tedavi eder adeta. Birdenbire maşuğun o aşkla yöneldiğiniz bağlanma çekiciliği, çektiğini hissettiğiniz, cazip bulduğunuz o kişinin de sizdeki bütün bu kusur ve eksikliklerin bulunmadığını, onun neredeyse bir mükemmelliyet ve tamlık, yani tamlık içinde olduğunu düşünürsünüz. Sanki onun da, öyle birinin de sizi seviyor olması adeta sizdeki bu açığı, bu benlik idealindeki, idealin dışına düşme, uzağına düşme ve o bu aradaki uçurumu kapatacak bir varlık olarak sizin gözünüzde o kadar önemli ve değerli hale gelir ki ondaki mükemmellikle siz içinizdeki bu mükemmelliği adeta kapatacağınıza, tamamlayacağınıza dair bir inanç. Sizi daha fazla güçlü bir şekilde, tutkulu bir şekilde
bu aşk nesnesine doğru yönlendirir. Şans yaver gider de bu yücelttiğiniz, büyük hayranlık beslediğiniz, hatta bütün bu yetenekleri, mükemmelliyeti, kusursuzluğu nedeniyle alttan alta hafif kıskançlık ve imrenme, hafif haseti de içinde barındıran kompleks, karışık duygularla yönelirsiniz. Yani aşk da hemen her zaman bir güçlü hayranlık ilk hissedilen duygudur. Ama bu hayranlık onda varsaydığınız, atfettiğiniz, henüz bilmiyorsunuz, onda var olduğuna inandığınız bütün bu meziyetlerin, bu kusursuzlukların sizin de onunla kuracağınız ilişkide size de bulaşacağını, o eksikliği tamamlayacağını ummakla birlikte, bir taraftan da bir imrenme, yani böyle bir haseti, kıskançlığı da içinde barındırır. Yani aşık oldum, ben ilk gördüğüm günden beri hep büyük bir aşkla yanıyorum ve onu, yani eşi bulunmaz, ruh ikizim, hayatını hiçbir şeyle değişmem, hiç kimse onun yerini dolduramaz gibi edebi süslemelerle dile getirilse de, bazen tavlamak için de bu laflar söylenir ama samimi olduğunu varsayalım. Bütün bunlar ne kadar hakikaten içtenlikle böyle inanıyor, yaşıyor olsa da, ama bir taraftan da ne kadar, yani o içindeki eksiklik, bu mutsuzluğu gidermek için ihtiyacı çok açık böyle bir aşk nesnesine. Ve mükemmel olduğunu hissettiği aşk nesnesi. Ama bir taraftan da bu bir süreç arkadaşlar. İşte bu dışarıdaki aşk nesnesi bizim egomuzu adeta, yani bizim ego, bilinçli şuur dünyamızı, duygu dünyamızı diyelim, o kadar işgal eder ki adeta maşuk, bu aşk nesnemizin dışında hiçbir şey algılayamaz, düşünemez, başka şeyler hissedemez hale geliriz. Yani sanki o aşk nesnesi ne kadar yüceltilmiş, kutsanmış da olsa ve ona erişilmek için çok çaba sarf etmek gerektiği de gayet açık olsa bile, bir taraftan da bu, ya o nasıl mutlak bir mükemmellik içinde ve ben de bu kadar eksiklik ve kusurlarla mağlulüm. Bu karşılaştırmayı hiç yapmamak da mümkün değil. Bunların bir kısmı da bilinç satında da olur, çatışkılı duygular. Dolayısıyla her ne kadar bir çekilme, o mükemmel varlığa doğru bir itilme hissetseniz de, gözünüz kamaşsa, kamaşacak kadar çekimine kapılsanız da, alttan alta başka bir süreç daha işler arkadaşlar. Bu aşk imgesi kafanızda yavaş yavaş, sevgilinin imgesi kurulmaya başlarken, bir de kendinizin imgesi var. Bu iki imge zihninizde karşılaşmaya başladığında, bu yabancı maşuğun, sevgilinin zihninizdeki yeri işgal ettiği yer, ki o da bir kateksis, libidinal bir kateksis, o kadar çok yer işgal edebilir ki adeta sizin benliğiniz silinir. Adeta bir, nasıl söyleyeyim, teslim alınmış gibi, tamamen pasifize olmuş gibi. Bakın, bir yandan tamamlanmak, o eksikliğin giderilmesi ihtiyacı içindesiniz, kıvranıyorsunuz ve onu bulduğunuzdan dolayı kendinizi çok şanslı addediyorsunuz. Ve bu ilişki, aşk ilişki kurulduğunda ve ilerlediğinde, bu ızdıraptan, bu hüzünden, kederden de kurtarılıp birlerden bir biz yaratabileceğiz duygusu içinde, heyecan, tutkulu bir heyecan içindeyken gözümüz kör tabii. Ama bir taraftan da bu kadar güçlü bir varlığın bütün benliğimizi ve zihnimizi de adeta işgal edeceği ne dair bir sezgi de var. Ki öyle de olur. Bütün ruhumuzu adeta işgal eder. Onun dışında başka bir şey düşünemez, onun hayalinden başka bir şey kuramaz. Ona ulaşmak, erişmek, dokunmak, yani bütün faaliyetlerimiz neredeyse bu sevilen nesne üzerine odaklanmıştır. Yani böyle bir işgalci bir hali var. Yani
Sevdiğimiz kişi bunu bizden talep etmese bile bizim pozisyonumuz böyle. Efendim? Süre doluyor herhalde. Neyse, şimdi eğer bu işgalci, bizim benliğimizi, zihnimizi işgal eden imge kalıcı olursa, yani özgürlüğümüzü, özerkliğimizi de elden gidiyor duygusuyla çatışır da, bu çatışmada yavaş yavaş benim başka benlik değerlerim, her ne kadar kusurlarım, eksiklerim olsa da başka benlik değerlerim de var ve ben bunları bir şekilde gerçekleştirebiliyor, ondan da belirli tatminler de elde edebiliyor isem, bu beni işgal eden, istila eden hatta zihnimi ve ruhumu, bu varlıktan yavaş yavaş kendimi biraz uzak tutabilirim. Sınırlı bir şekilde tutabilirim. Tutamadığım takdirde de şöyle de bir başlangıçta bu imrenme ve hayranlık ön plandadır ve bilinç alanında, bilinç satındadır. Ama bilinç altında da daha önce bahsettiğim kıskançlık, hasete varan, ya nasıl bu kadar mükemmel olabilir ki bir insan? Ben niye bu kadar kusurlu, ona kadar böyle mükemmel? Bir tarafıyla o mükemmele buluşma arzusuyla doluyuzken, bir taraftan da dediğim gibi işgal edilme. Bu çatışma bir süre devam eder. Eğer bu imge, yani maşuğun imgesi yavaş yavaş zihinde belirli bir olgunlukta, belki bir, yani çatışmanın yoğunluğu azalır, kendini tümüyle işgal edilmiş değil, sevgiliye rağmen değerli, hayranlık duyulabilecek farklı şeyler de yapmakta olduğu ve fiili olarak da gerçekten bunları da yapabiliyorsa, bu işgal istila duygusu azalır, daha dengeli bir ilişki sürdürülebilir. Şimdi ama kısa zamanda benim bu benlik imgemin nasıl kurulduğu, benlik idealimin nasıl kurulduğu ayrı bir sorun. Ama bu benlik idealimi hiçbir şekilde, yani bu başlangıçta aşkın yükseliş evrelerinde gözümün kör olduğu, bir körme kusuru gibidir hakikaten aşkta, yavaş yavaş daha gerçekliği görmeye, anlamaya başladığımda, ufak ufak o eksikler, kusurları da fark etmeye başladıkça ve kendi içimdeki o ego idealine de ulaşmakta kısmen bir adım attığımı da düşünüyorsam, daha aşk nesnesine daha objektif, daha sağlıklı bakabilmeye başlarım. Ve benim kusurlarım dışarıdan böyle bir sevilen varlığın, bir aşk nesnesinin tümüyle ortadan kaldıramayacağı gerçeği çıkar ortaya. Yani hiç kimse bizim iç dünyamızdaki benlik bütünleşmesi, olgunlaşması, büyümeyi %100 sağlayamaz. Dışarıdan bu tarz ilişkiler bizim iç dünyamızda ne olup bittiğimizi fark etme, bir içgörü kazanmamıza gayet tabii yardımcı olabilir. Ama çok defa aşk bunu pek temin etmez. Yani içimizdeki bu açlık, boşluk, tatmin edilmemişlik yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladığında da aşkın o ateşli devresinde bilinç dışında tuttuğumuz olumsuz, kin, kaset, haset, imrenme, kıskançlık gibi negatif duygular, çünkü o işgale karşı mücadele verirken o negatif duygular işe yarıyordu. Ve yavaş yavaş gerçekler biraz daha görünmeye başlandığında, sanıldığı kadar o gözün kör olduğu devre biraz göz açılıp da, yani o atfettiği kadar kusursuz, mükemmel, tam ve tam bir sevme yetisiyle dop dolu ve o sevginin tek nesnesi de benim, onun nezdinde tek sevilen kişiyim algısında kırılmalar olduğunda, gerçeklik daha açık, biraz net görülmeye başlandığında, ayrıca da kendi kişisel iç dünyasındaki eksiklikleri dış ikame, dış başka bir nesneyle gerçekten kapatmanın ve ilerletmenin pek de mümkün olamayacağını anladığımızda aşkın sonu gelmeye başlar. Ve işte buna bir sürü araştırmacılar ister beyin kimyasallarıyla ilişkilendirsinler, ister
kültürel uygarlık kodlarıyla ilişkilendirsinler. Kimi 2 yıl, kimi 3 yıl, kimi biraz daha uzun falan gibi ömürler biçiyorlar. O benim pek alanım değil ama yavaş yavaş aşkın sonu da böyle oluyor. Yani bu defa da ben bu ego idealimden, yani şu anda olduğum kişi ile olmak istediğim kişi arasında ne kadar bir mesafe varsa, uçurum ne kadar derinse, aşk denen yaşantı onu geçici olarak sanki terapi yapar gibi, tedavi eder gibi, tamir eder gibi bir işlev görse de, bu iç dünyamızda olan biteni maalesef bu yüce büyük aşklar bile ortadan kaldırmıyor. Bir büyüme, olgunlaşma için bir fırsat olsa bile yeterli hemen hemen olmuyor. Dolayısıyla böyle işin işte tabii güçlü cinsel erotik uyarılma çekiminde devreye girdiğini düşünürsek, çok daha yoğun bir aşk ilişkisinin belirli bir zaman içerisinde şiddetin yoğunluğunu azaltıp özellikle erotik, seksüel arzuların şiddetinin de ve ona eşlik eden doyumların da tadını kaçırmasıyla birlikte yavaş yavaş karşılıklı birbirini anlamaya, tanımaya, empatiye, birbirinin sorumlulukları paylaşma, yani cinsellik, bedenselliğin ötesinde daha spiritüel, manevi bütünleşme, tamamlama gibi, ki ben ona yine filia diyorum, agape değil ama edi ile bedü, yani yaşlı ev, yani başlangıçta büyük bir erotik şeylerle başlamış bile olsa birbirlerine sevgi ve şefkati ve saygısı ve karşılıklı birbirini incitmemek üzere birbirlerine odaklanmalarını dışarıdan izlediğiniz saygın sevgili yaşlı çiftlerde bunu görürsünüz. Yani ben her ne kadar Eros'la başlasa bile yavaş yavaş filiaya, hatta bu çocuk işte dostluk arasındaki cömertliği gerektiren, sorumluluğu içinde taşıyan sevgi türü, o olgun sevgi türüne evrilebileceğini, hatta kimi ilişkilerde, bu evlilik veya birlikte yaşama o kadar önemli değil, bazı evliliklerde de giderek her iki tarafında daha spiritüel, olgun, manevi anlamda da bu sevgiyi bezediklerini, geliştirdiklerini, böylelikle aşkın tümüyle kaybolmak yerine farklı bir forma bürünmesi, yani eros, her cinsellikle, cinsel uyarılmayla başlamış bile olsa, filiayla böyle bir ömür, bir tanışma, birbirine empatik yaklaşım, karşılıklı keşke ve özel neden göstermeksizin sevme becerisi, yetisi. Tabii bunlar açıkçası, yani olabildiği kadar olgun ve sevebilme yetisi olan kişiler arasında kurulan olgun bir karşılıklı sevgiden bahsediyoruz. Yani aşkın Eros'la bağlantısı daha güçlü olmakla beraber olgunlaşmış bir sevgi filia olarak bence hayatı çok daha değerli, özellikle bir çiftleri veya aşkla maşu yeşerten, büyüten, geliştiren çok önemli bir hayat deneyimi, yaşantı olarak görüyorum, düşünüyorum.